Bilbilene Sorun bu bölümünde Ankasen Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikte. Sayın Erol hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Seda Hanım. Türk dış politikası için oldukça hareketli bir hafta oldu aslında. Özellikle Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin gündemi Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileriydi. Bunun sonucunda da bir bildiri yayınlandı. Bu bildiride hem yapıcı ve diyalog kurma çağrılarını görüyoruz hem de aslında bir tehdit dili görüyoruz. Bunun hemen akabinde Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. O açıklamada da yapıcı diyalog çağrıları olurken birkaç üye ülkenin dar görüşlü iddialarının etkisinde kalınarak bu bildirinin kaleme aldığı görülmüştür ifadeleri kullanıldı. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde nasıl değerlendiriyorsunuz bu raporu ve Türkiye'nin cevabını? Öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye çıkarlarından ve haklı davasından vazgeçmeyeceği mesajını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu konuda muhatabı kim olursa olsun, Türkiye diyor ki ben kendi çıkarlarımı, hakkımı ve hukukumu koruma noktasında kararlıyım. Ve bunun gereğini de yapmaktan bir an olsun tereddüt etmem diyor, çekinmem diyor. Aslında bu mesajı Türkiye en başından beri veriyor ve bu mesaj Avrupa Birliği tarafından daha genel anlamda da Batı tarafından alındı. Dolayısıyla Doğu Akdeniz gerilimi bugüne mahsus bir gerilim değil ve Doğu Akdeniz gerilimi sadece Türkiye Avrupa merkezli ya da Türkiye Yunanistan ya da Türkiye Fransa merkezli bir buradaki jeopolitik rekabet ya da mücadele alanı değil. Daha geniş anlamda uluslararası sistemin yeniden inşasında Akdeniz jeopolitiği bir kez daha belirleyici bir role çıkmış durumda. Dolayısıyla Akdeniz'de olmayan yeni küresel sistemde, yeni çok kutuplu dünyada var olamayacak. Bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyorum. Bugün Akdeniz'de Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki yaşanan mücadele sadece Doğu Akdeniz'deki bir takım buradaki rezervlerin, doğalgaz anlamında söylüyorum, rezerv alanlarının paylaşımının çok daha ötesinde bir anlam taşıyor. Burada Avrupa Birliği, Türkiye'nin bu yeni uluslararası sistemde yükselen gücünün çok net bir şekilde farkında ve bunu da engelleyemeyeceğini anlamış durumda. Dolayısıyla bu belgeye bakıldığında bir yeni Batı oluşumu içerisinde Almanya merkezli Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi kaybetme riskini göze alamadığını görüyoruz. İki, bugün Türkiye mevzu sadece Doğu ve Batı bağlamında değil, Avrupa Birliği'nin içerisinde ve daha genel anlamda Batı dünyası içerisinde bir güç mücadelesinin önemli adreslerinden, belirleyici adreslerinden birisi. Dolayısıyla Doğu-Batı merkezli bu güç inşa sürecinde olduğu gibi yeni Batı oluşumunda, yeni Avrupa Birliği oluşumunda da Türkiye ile birlikte hareket eden, Türkiye'yi kazanan, Türkiye'nin çıkarlarını da gözeten ülkeler ya da güç merkezleri burada kazanacak. Bunun Rusya çok daha öncesinden farkına vardı. Çin şu an bu farkındalığı somut bir şekilde Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyaretiyle birlikte ortaya net bir şekilde koyuyor. Batı, Türkiye ile krizler üzerinden bir takım pazarlıklar yapmak suretiyle bir ilişki geliştirmeye çalışırken, Doğu, özellikle Rusya ve Çin, işbirliği üzerinden Türkiye'yi kazanma ve Türkiye ile birlikte bu Asya merkezli yeni dünyanın şekillenmesinde var olma mücadelesi veriyor ve burada Türkiye'ye Batı'ya göre bakıldığında daha bu anlamda yakın, daha güçlü, daha dostça bir tavır sergiliyor. Ondan dolayı bugün bakıldığında çok kutuplu dünya inşa sürecinde Doğu'yla Batı arasındaki ayrım burada da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Batı, Türkiye'nin her halükarda kendisine bağlı kalmasını isterken ve çok kutupluluk buradaki hedefini bir anlamda ortadan kaldırmaya çalışırken, Doğu, özellikle Rusya ve Çin bağlamında konuştuğumuzda, Türkiye ile birlikte çok kutuplu dünyayı inşa etme noktasında birlikte varız diyor ve Türkiye'nin çok kutuplu bu dünya oluşumu sürecinde orada haklı yerini almaktan rahatsızlık duymayacağını da, almasından rahatsızlık duymayacağını da net bir şekilde ortaya koyuyor. Ondan dolayı Türkiye-Rusya ilişkilerine bakıldığında, Türk-Çin ilişkilerine bakıldığında, kendi yakın çevreleri ağırlıklı olmak üzere, kendi içlerinde,
kendi yakın çevrelerinde ve bölgelerinde istikrarı, barışı, güvenliği ve bu anlamda ortak işbirliğini, güçlendirilmiş işbirliğini esas alan bir politikayı izlediğini görüyoruz. Bu mesaj ya da bu süreç öyle görünüyor ki en azından Almanya merkezli Avrupa Birliği tarafından anlaşılmaya başlandı. Ve ondan dolayı da dikkatinizi çekerse Aralık ayından bu yana bir takım uzatmalar ortaya koymaya çalıştılar. Bu uzatmalar Türkiye'nin direncini kırma şeklinde değerlendirilebilir ki burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sürecinin burada bir gerekçe olarak ortaya konulması bu açıdan manidardır. Zira ABD üzerinden Türkiye'ye bir baskı ve bu baskı sonucu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de Avrupa Birliği'nin arzu ettiği şekilde belki bir ilişki çerçevesi, ilişki tanımı beklenildi. Ama Aralık'tan bugüne kadar bakıldığında Türkiye geri adım atmadığı gibi bu anlamda Batı'ya karşı hangi enstrümanlarla, araçlarla ve nasıl bir stratejiyle cevap verebileceği mesajını da ortaya koydu. Bu anlamda AB Liderler Zirvesi'nin neredeyse olduğu gün ve saatlerde Çin Dışişleri Bakanlığı'nın burada olması oldukça manidar ve güçlü bir cevaptı. Türkiye aslında AB liderlerine selam gönderdi. Dedi ki ya adam akıllı bir rapor ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde adil ve hakkaniyete dayalı ve yeni dünya gerçekliğine burada dayalı bir ilişkiyi, geleceği benle oturur konuşursunuz. Ya da dedi zaten Türkiye kendi yol haritasını çizdi ve bu yol haritasında da ona göre tavrını belirleyecek. Asıl tavrını belirlemesi gereken sizsiniz dedi Batı'ya, Avrupa Birliği'ne. Ve bugün bu belgeden çıkan sonuçta Avrupa Birliği aslında Türkiye karşısında çok açık söylüyorum hezimete uğramıştır. Dün eğer bu mevcut uluslararası konjonktür olmamış olsaydı Avrupa Birliği böylesi esnek, güya anlayışlı bir tavır ortaya koymazdı. Çok daha sert bir şekilde Türkiye'ye saldırır ve taleplerini gündeme getirirdi. Güya bugün bu anlayış çerçevesinde Türkiye yine fırsat dönüyormuş gibi davranıyor. Ama artık bu dönem geçti ve Türkiye burada tercihini yapması gereken bir aktör olmaktan ziyade Türk-Batı ilişkilerinde Batı'nın Türkiye karşısında, Batı'nın kendisinin daha doğru, daha efendime söyleyeyim adil ve gerçekçi bir tercih yapması gerektiğini ortaya koydu. Bu AB Liderler Zirvesi'nde çıkan ben raporu daha makro planda bu şekilde okuyorum. Yoksa Türkiye, Yunanistan, Türkiye, Fransa veya sadece Doğu Akdeniz, bakın Doğu Akdeniz de değil, Akdeniz. Çünkü Türkiye'nin büyük güç statüsünü Osmanlı'dan itibaren ilk kaybettiği savaş biliyorsunuz İnebahtı'dır. Oradaki Akdeniz'e dayalı biz savaşı kaybettiğimizde Osmanlı'da Akdeniz'de kaybetmeyle birlikte artık imparatorluğu ayakta tutabilecek gücü kaybetmiştir. Ve şunun da altını çizmek lazım. Akdeniz bugün aynen nasıl Türkiye kuşak İpek yoluyla birlikte Akdeniz havzasının öneminin azalmasına paralel olarak Osmanlı bir güç kaybına uğradıysa İpek yolunun zayıflaması ve deniz gücü olma statüsünü kaybetmesiyle bana göre bu dağılma ve çöküş süreci başladıysa bugün de tam tersi olarak Türkiye tekrar kuşak yolu ile birlikte İpek yolunun gündeme geldiği ve Akdeniz'de tekrar kendisinin bir güç merkezi olmaya başladığı bir dönemde bugün hem sahada hem de masada saha masa dengesini gözeten güçlü bir diplomasi, güçlü bir politika izliyor. Ve bunun da yansımaları bana göre dün iki önemli olayda görüldü. AB Liderler Zirvesi ve Çin Dışişleri Bakanı ziyareti. Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyareti önemliydi aslında, dediğiniz gibi aynı saatlerde olması birçok mesajı da içinde taşıyor. Ama Avrupa Birliği içerisinde de Türkiye'ye karşı iki farklı görüş olduğunu düşünüyorum. Şöyle, Türkiye'de zaten açıklamasında dar görüşlü iddialar diyerek bunu birazcık belli ediyor. Almanya'da Başbakan Angela Merkel şöyle bir ifade kullandı: Ankara güvenilir ortak. Almanya bunu derken
Fransa tamamen Türkiye karşıtı adımlarıyla öne çıkıyor. Fransa'da devlet televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli de aslında bunun bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Burada Erdoğan'ın idolü Atatürk gibi bir ifade var. Şimdi öncelikle şunu sorayım. Avrupa Birliği içerisindeki bu iki farklı görüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Seda Hanım, az önce konuşmamda yeni Batı ve yeni Avrupa Birliği oluşumundan bahsettim. Yeni Avrupa oluşumundan bahsettim. Bu sorunuzla birlikte bu mevzuyu kısaca açayım. Birincisi, artık Batı yekpare bir Batı değil. Batı lider değil ve Batı'da liderlik sorunu var genel anlamda. Amerika Birleşik Devletleri sadece küresel anlamda liderlik pozisyonunu kaybetmedi. Bugün Batı içerisinde liderliği tartışılan ve liderliğine meydan okunulan aktör konumu. Ve bunun adresi de Almanya merkezli Avrupa Birliği. Dolayısıyla Gabriel döneminde, eski Dışişleri Bakanı Gabriel döneminde ABD artık Avrupa'nın ABD artık Batı'nın lideri değildir çıkışı hiçbir şekilde göz ardı edilmemeli. İki, şu anki Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Trump'ın bu himayeci politikaları gündeme getirmesi ve ticaret savaşlarının açmasıyla birlikte ortaya koyduğu iş husus çok önemli. Amerika himayeci politikalarıyla liberal kapitalist düzenin lideri olamaz. Bu liderliği Avrupa Birliği anlamında. Şimdi kilit ifade burada. Hangi Avrupa Birliği ve hangi Avrupa? Bugün artık Avrupa Birliği dağılmaya başlamış vaziyette ve birden fazla Avrupa'da güç merkezi oluşuyor. Bu güç merkezlerini ikiye ayırdığımızda bir İngiltere var, iki Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'nin içerisine de baktığımızda aslında Avrupa Birliği'nde tek bir güç merkezi yok. Fransa, Akdeniz Avrupa'sını da yanına almak suretiyle Avrupa içinde liderli, Batı içinde liderli ve bu çok kutuplu dünya içerisinde aynen İngiltere gibi bir çok kutuplu güç olarak sivrilmeye çalışıyor. Bugün Avrupa Birliği'nin içerisindeki bu bölünmüşlük, Almanya'dan farklı bir ses, Fransa'dan farklı bir ses, hatta İngiltere'nin yaklaşımlarına baktığınızda farklı bir duruş Avrupa boyutuyla, Avrupa Birliği boyutuyla ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada yaklaşımlarına bakıldığında Batı içi güç mücadelesinde Türkiye oldukça önemli bir yere sahip. İki farklı stratejinin çatıştığı bir süreç söz konusu. Hem Avrupa Birliği açısından, hem Avrupa açısından, hem de daha genel anlamda Batı açısından. Bundan dolayı Almanya'da Merkel farklı konuşurken, Macron farklı şeyler söyleyebilmekte veya Fransa basınında farklı hususlar ortaya çıkmakta. Erdoğan Atatürk benzetmesine gelince, bugün bakıldığında Sayın Erdoğan'ın izlediği politika güçlü, bağımsız bir Türkiye politikası. Dolayısıyla Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün izlediği politikalara baktığımızda ki burada Doğu ve Batı arasında bir denge, Batı'nın kendi içerisinde bir denge siyaseti de burada göz önünde bulundurulduğunda bugün Sayın Erdoğan'ın izlediği politika aslında Atatürk'ün milli mücadeleden itibaren izlediği politikanın kendisidir. Çünkü milli mücadelede hatırlayın Atatürk Rusya ile bir denge oluşturmaya çalışırken aynı zamanda Batı'nın kendi içerisindeki bu liderlik güç mücadelesi noktasındaki ihtilafları da kullanmak suretiyle Batı'nın kendi içerisinde de bir denge siyaseti izliyor. Benim en başından beri çizmeye çalıştığım işte resim bu. Bugün Doğu ve Batı arasında bir güç mücadelesi, liderlik mücadelesi ve Batı'nın kendi içerisinde de bir güç ve liderlik mücadelesi söz konusu. Hatırlayın, Batı ve buna İsrail de dahil iki farklı Atatürk ve Erdoğan benzetmesi, karşılaştırması yaptı. Bir tanesinde Atatürk devrimlerine karşı çıkan, meydan okuyan, laiklik başta olmak üzere buna karşı duran bir Erdoğan profili çizmeye çalıştılar. Baktığınızda ki bunun üzerinden Türk iç siyasetine müdahale bile etmek istediler. Hatta orduyu hatırlayın göreve çağırdılar. O yüzden bugün Batı'ya baktığımızda Batı içerisindeki bu iki farklı Mustafa Kemal Atatürk ve Erdoğan efendime söyleyeyim karşılaştırmasında artık Almanya dahil olmak üzere şunu çok net bir şekilde görüyorlar.
Hatta bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrail'de artık yayınlanan raporlarda da görüyoruz. Mevzu Erdoğan değil diyorlar. Sadece Erdoğan değil diyorlar. Mevzu sadece bir AK Parti değil diyorlar, dikkatinizi çekerse. Karşımızda farklı bir Ankara ve farklı bir irade var, farklı bir Türkiye var diyorlar. Bunu anlayanlar, bakın konuşmamın en başında da belirttim, Rusya ve Çin bugün kazananlar safında. Bunu çünkü Rusya ve Çin çok net bir şekilde gördü. Farklı bir Ankara var, farklı bir Türkiye var ve bu iradenin şu anki güçlü temsilcisi Sayın Erdoğan'dır. Dolayısıyla devlet, millet ve devletin içerisinde bu anlamda herhangi bir artık ayrım, gayrım söz konusu değildir. Artık Mustafa Kemal Atatürk ve Erdoğan çatıştırması üzerinden bir sonuç elde edemeyeceklerini de çok net bir şekilde anlamış vaziyetteler. Çünkü bugün Sayın Erdoğan'ın izlediği siyaset, Atatürk'ün izlediği zaten ve gerçekleştirmek istediği büyük güçlü Türkiye'nin ta kendisiydi. Ondan dolayı buradan onlara ekmek çıkmaz. Çünkü Türkiye, Almanya ve Avrupa Birliği'nin güvenliği açısından vazgeçilmez bir aktördür. Bakınız, Almanya'dan Türkiye güvenliği, Avrupa'nın güvenliği açısından çok önemli bir aktör olarak ortaya konulurken, Fransa dahil Almanya'dan, Avrupa'dan biliyorsunuz, biz güvenliğimizi NATO'ya ve Amerika'ya teslim edemeyiz açıklamaları var. Bir taraftan Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bu anlamda NATO'yu kendi güvenliği açısından artık bir güvence olarak göremezken, diğer taraftan Avrupa Birliği'nin güvenliği açısından Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu söylüyor. En son Macaristan Başbakanı da bunu söyledi. Yine bakıldığında Alman Dışişleri Bakanı da bunu söyledi. Ondan dolayı bugün Avrupa Birliği ve Almanya daha gerçekçi, daha realist bir perspektiften Avrupa güvenliğini merkeze alan bir yaklaşım ve tercihe doğru gittiği mesajını Amerika'ya veriyor ve bu tercihte diyor sakın bizi Türkiye ve hatta Rusya'yla karşı karşıya getirmeyin diyor. Biz bunu istemiyoruz diyor. Peki Sayın Erol, burada aslında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çelişmeyi bence çok daha net görebiliyoruz sizin anlattıklarınızda. Çünkü Avrupa Birliği, Almanya merkezli Avrupa Birliği stratejik çıkar odaklı bir politika izliyor. Ekonomik güvenliğini sağlamak üzere Türkiye ile ilişkilerini olumlu yönde tutmaya çalışıyor. Fakat bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda daha saldırgan bir politika izlediğini görüyoruz. Bu çelişmeler çerçevesinde ve stratejik çıkarlar çerçevesinde ki derinleşmeyi biraz daha anlatmanızı rica edeceğim ben. Eda Hanım, yol ayrımında olan Türkiye ve Avrupa Birliği değil. Yol ayrımında olan Türkiye Avrupa değil sadece. Yol ayrımında olan Türkiye ABD değil. Yol ayrımında olan esas olarak Batı'nın kendisi. Ve bu anlamda Almanya'nın verdiği mesaj çok net. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya merkezli Avrupa Birliği'ne yönelik politikasına bakıldığında Avrupa Birliği'ni ya kontrol altına alırım diyor. Bu bağlamda NATO'yu ya da ben bunları dağıtırım diyor. Trump'la verilen mesaj buydu. Ve bu konuda Almanya ve Avrupa Birliği'nin önemli bir kesimi geri adım atmadı. Dolayısıyla bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği politikaya bakıldığında Yunanistan dahil, Fransa ile ikili ilişkiler dahil, Avrupa Birliği'ni dağıtmak olarak daha çok ön plana çıkıyor. Ve Almanya bunun farkında. Ve bugün Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerine bakıldığında Almanya gerçek manada bağımsızlığının Türkiye ve Rusya ile güçlü ilişkilerden geçtiğinin farkında. Bugün Almanya, Avrupa Birliği'nin bağımsız politikalar izleyebilmesi ve kendisinin gerçek manada bağımsız, güçlü bir aktör olabilmesi için benim takip edebildiğim kadarıyla tercihini zaten yapmış vaziyette. Ve daha da ötesi 2010'dan itibaren, 2010'ların başından itibaren Almanya'nın güçlü bir Türkiye, Rusya ve Almanya ilişkisini gündeme getirmesi. Üçlü ilişkilerin sadece siyasi ve iktisadi zeminde değil, güvenlik eksenli olarak daha stratejik anlamda bir çerçevede yürütülmesi bir Avrasya üçlüsünü gündeme getirmiştir.
Türkiye, Almanya, Rusya, Avrasya üçlüsü. Bu Avrasya üçlüsünden kim rahatsız olabilir? Adres belli. Dolayısıyla bugün bakıldığında Avrasya merkezli güç mücadelesinde Almanya Avrasya eksenine bir adım daha yakın. Ve Amerika Birleşik Devletleri bütün hatlarıyla birlikte Almanya'yı ve Avrupa Birliği'ni, Avrupa'yı tekrar kazanmak istiyor. Ama ben şunu söyleyeyim, görebildiğim kadarıyla bu Amerika'nın daha da yalnızlaşmasıyla sonuçlanıyor her geçen gün. O yüzden Amerika iki güçlü sac ayağından biri olan Avrupa'yı, Avrupa Birliği'ni çok ciddi bir şekilde şu an kaybetme durumuyla karşı karşıya. Eğer Amerika Avrupa'yı kaybederse küresel anlamdaki iddiası büyük ölçüde biter, Pasifik'teki gücü ve varlığı da biter. Onun için bugün Almanya, Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilişkiler noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde iki tercih var. Ya oturacak bu yeni jeopolitik gerçekliğe uygun bir şekilde bir çok kutupluluğu esas alan ve orada dayatmacı politikaları bir tarafa bırakan, aynen Rusya ve Çin benzeri oturacak bir işbirliği anlayışı geliştirecek, ya da bu zemini kaybedecek ve Amerika, bırakın Avrupa'yı ve Pasifik'i, kendi yakın çevresinde, bugüne kadar biliyorsunuz Amerika daha çok yakın çevreler üzerinden hep bir güç mücadelesi yürüttü. Ama bugün dikkatini çekiyorum, Amerika yakın çevresi eskisi kadar güvenli değil. Venezuela noktasında çok net bir sonuç alamaması ve orada kendisine yapılan meydan okumalar hiçbirimizin dikkatinden kaçmadı. Onun için eğer Amerika bu mevcut tavrını devam ettirirse, yakın çevresi dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri kendi içlerine doğru, ki son seçimlerde Trump ve Biden seçimi sadece buradaki iki lider arasındaki sandıkta bir hesaplaşma değildi. Bu Amerikan sisteminin kendi içerisindeki bir hesaplaşmasıydı. Ve eğer Amerika Avrupa'yı kaybederse Çin Pasifik'te daha güçlü bir aktör haline gelecek. Çünkü Avrupa'yı kaybetmiş bir Amerika'nın Pasifik'te çok daha güçlü politikalar gerçekleştirebilmesi mümkün değil. Şu haliyle bile Pasifik biliyorsunuz çok temkinli davranıyor. Ondan ötürü bugün sizin az önce ifade ettiğiniz hususa bakıldığında, bugün Almanya içerisindeki, Avrupa Birliği içerisindeki durum şu. Avrupa 45 sonrası Avrupası değildir artık. Ve kaybettikleri gücü tekrar almaya çalışıyorlar. Bugün asıl hesaplaşma Batı'nın kendi içerisindedir. Dikkatiniz çekerse ve Rusya ve Çin hedef olarak gösterilmeye çalışılmasına rağmen Almanya merkezi Avrupa Birliği ya da Avrupa bunu kabul etmiyor. Direniyor. O zaman bu neyin göstergesi? Bu Batı'nın kendi içerisindeki bir güç mücadelesidir. İngiltere bir kenara çekildi. Fransa gidişatı gördü. Fransa'nın kendisi de İngiltere gibi eski sömürgeler üzerinden bir pozisyon almak istiyor ama bakıyor, kafasını çevirdiğinde gördüğü aktörlerden biri kim biliyor musunuz? Türkiye. Macron'un en büyük öfkesinin, Fransa'nın en büyük öfkesinin nedeni bu. Çünkü Afrika dahil olmak üzere Orta Doğu artık sömürgeci güçleri istemiyor. Bugün Çin'in, Türkiye'nin, Rusya'nın, diğer aktörlerin bu bölgede çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde yer almasının nedeni bu. O yüzden özetle şunu söylüyorum. Bugün Avrupa Birliği'nin Almanya merkezli olarak Amerika karşısında bir bağımsızlık arayışı ve kıta Avrupa'sının, ki bu 2003'teki Irak'ın işgalinde biliyorsunuz yaşlı Avrupa diye küçümsenmeye çalışıldı bu Avrupa. Bu yaşlı Avrupa'nın diyelim, Amerika'nın tabiriyle, kıta Avrupa'sının Amerika karşısında bir bağımsızlık mücadelesi süreci var. Ve Avrupa Birliği'nin geleceği, Almanya'nın geleceği, bu mücadelenin geleceği çok büyük ölçüde, bakınız, Türkiye ve Rusya'yla ve Çin'le geliştireceği ilişkilere bağlı. Resim bu kadar net benim görebildiğim kadarıyla.
Sayın Erol, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için, değerli yorumlarınız için.